Dinleyeceğiniz bu alıntı Hakan Günday'ın Az adlı romanından alınmıştır. Seslendirenler: Birinci Derda Fahrettin Sadıç, İkinci Derda Merve Adaş, M. Ayşe Adıyaman. Neredesin diye soruyordun. İşte buradayım. Benim adım Derda. 16 yaşımda 3 cinayet işleyip 2 kişiyi sakat bıraktım. Bazılarını kendim, bazılarını da Oğuz Atay için yaptım. Ya da belki bir deli olduğum için. Sonra fark etmediğini anladım. Sonuçta 40 yaşındayım ve 24 yıldır bir hücrede yaşıyorum. Beni tanımıyorsun, yaşadığımdan bile haberin yok. Ama ben seni gördüm. Nasıl dövüştüğünü gördüm. Nasıl yalvardığını da gördüm. Ben sana 5 yıldır bakıyorum. 5 yıldır her gün. Buradan çıkmama 40 gün kaldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hayatta olup olmadığını da bilmiyorum. Ama 40 gün sonra bu mektup ve ben bir yolculuğa çıkacağız. Bu mektup ve ben kendimizi sana teslim etmek için dünyayı dolaşacağız. Bu yolculuk sensiz başlayıp bizimle bitecek. Gerekirse bu yolculuk ölüme dek sürecek. Adını çok düşündüm. Bildiklerimden hiçbirini yakıştıramadım. Seni bulduğum gün senden duyacağım. Bu yüzden tahmin etmeyi bıraktım. Şimdilik sana sevgilim diyorum. Umarım kızmazsın. Sana yemin ediyorum, her neredeysen gelip seni bulacağım. Eğer öldüysen peşinden koşacağım. Ölümden sonra hayat yoksa da sana kavuşmak için onu yaratacağım. Çünkü sana aşığım. Derda. Derda'nın mektubu. Sevgili Derda, nereden başlayacağımı biliyorum ama bu mektubun nasıl biteceği hakkında hiçbir fikrim yok. Öncelikle sana sen diyeceğim, siz değil. Belki seni ilk gördüğümde bunu yapamayacağım ama benim için sen sensin. Hatta seni ilk gördüğümde o kadar heyecanlanacağım ki büyük ihtimalle adımı söylemeyi bile unutacağım. Oysa sana bu mektubu yazmam için bana cesaret veren nedenlerden biri de bu. Adım ve adlarımız. Çünkü ikisi de aynı. İkisi de Derda. Her neyse. Yatırcı adında küçük bir köyde doğdum. 11 yaşına gelince zorla evlendirilip Londra'ya sürüklendim. 5 yıl boyunca bir apartman dairesinde hapis kaldım ve bir gece oradan kaçtım. Eroine başladım ve eroin için her şeyi yaptım. Hatta bir defasında 52 erkekle yattım. Üstelik bu kameraya alındı ve artık biliyorum ki milyonlarca insan beni o halde izledi. Bütün bunları anlatıyorum çünkü beni tanımanı istiyorum. Eksiksiz ve tam olarak tanımanı. Bugüne kadar bunları kimseye böyle basitçe anlatamamıştım. Ama şimdi sanki kendimi anlatıyormuş gibi sakince yazabiliyorum her şeyi. Aslında kendimi anlatırken olduğumdan bile daha sakinim galiba. Garip bir huzurla yazıyorum sana. Her neyse. 16 yaşımda eroinden kurtulmak için gittiğim bir rehabilitasyon merkezinde En adında bir kadınla tanıştım. Emekli bir hemşireydi. Beni o güne kadar tanımadığım bir sevgiyle kabul etti ve evine aldı. Sonra yıllar geçti ve ben onun kızı oldum. En'in kızı. Türkçedeki gibi anne diye yazılırdı adı. Yazılırdı diyorum çünkü 2 yıl önce beyin kanamasından öldü ve ben onunla birlikte her şeyimi kaybettim. Kendime geldiğimde yaptığım ilk iş günlüklerini okumak oldu. Bir hazine gibi sakladığı günlüklerini. Ve öğrendim ki En bir zamanlar Londra Wimbledon'daki Atkinson Marley Hastanesi'nde çalışıyormuş. 1976 yılının 22 Aralık gecesi, o sıralar 28 yaşında olan En gece nöbetindeyken yoğun bakıma bir hasta getirilmiş. Beyin tümörü ameliyatından çıkmış bir hasta. Bir Türk. Kim biliyor musun? Belki de biliyorsun. Ne de olsa adı parmaklarında yazıyor. Oğuz Atay. Oğuz Atay o yoğun bakım ünitesinde 31 Aralık'a kadar kalmış ve En daima yanındaymış. Oğuz Atay'ın ona söylediği ilk söz şu olmuş: "Senin adın Türkçedeki anne kelimesiyle aynı yazılıyor." Oğuz Atay çektiği baş ağrıları yüzünden hiç uyuyamıyormuş. Hatta "başım ağrı dağı" dermiş. Tabii ki En bunun ne anlama geldiğini çözememiş ve bir kağıda yazması için Oğuz Atay'dan rica etmiş. Sonra da tanımadığı bir dildeki bu cümleleri harf harf günlüğüne geçirmiş.
8 gece boyunca sabahlara kadar konuşmuşlar. Başlarda En sadece dinliyormuş. Çünkü o günlerde En'in aklında sadece ölmek varmış. İntihar etmek. Herhangi bir neden olduğundan değil, bütün hayatı bir neden olduğundan. Yaşadığı her şey yüzünden. Bazı insanlar böyledir. Diğerlerine göre çok daha kırılgan olurlar. Ölümü sırtlarında bir çanta gibi taşıyıp yorulunca önce onu açarlar. Her neyse. Her nasılsa Oğuz Atay En'in bu düşüncesinden haberdar olmuş. Belki de sadece hissetmiş ve ona hayattan söz etmiş. Hayatta kalınması gerektiğinden. O 8 gece öyle bir geçmiş ki En sonunda ikna olmuş ve kendini hayatta bırakmış. Çünkü karşısında ölümle Don Kişot gibi mücadele eden bir adam varmış ve o güne kadar duymadığı kelimelerle ona yaşamayı anlatmış. En İngilizcesinin ne kadar iyi olduğundan da söz ediyor. Sanki Shakespeare konuşuyordu karşımda ve ben bir kitap gibi okuyordum söylediklerini. Burada tekrarlayamayacağım kadar, yazdığım anda anlamlarını yitirecek kadar güzel sözlerle inandırdı beni. Bana hiçbir şans bırakmadı ona ne söylediklerine inanmaktan başka. Oğuz Atay hastaneden ayrılınca bir daha görüşmemişler ama En onu asla unutmamış. Bana sorarsan Oğuz Atay'a aşık olmuş. Ama günlüklerin hiçbir yerinde bundan söz etmiyor. Sadece şöyle bir cümle geçiyor. O hayatım boyunca tanıdığım, aşık olunacak tek adamdı. Sonra yıllar geçmiş ve En Türkiye'ye gelmiş. Tam olarak eğer bu mektubu okuyorsan şu an durduğun yere, Edirne Kapı Şehitliği Sakız Ağacı Mezarlığı'na, Oğuz Atay'ın mezarının başına. Günlüğünde bir mektuptan söz ediyor. Oğuz Atay'a yazdığı bir mektuptan. Kim bilir ne yazmıştı. Her neyse. İşte o mektubu Oğuz Atay'ın mezarına gömmeye gelmiş En. Şöyle yazmış günlüğüne. Bugün mektubu onun üzerine gömdüm. Belki de yıllar geçecek ve sadece toprağına karışacak. Belki de ben gider gitmez ruhu okuyacak. Sonra bir çocuk geldi yanıma. Öyle yoksul görünüyordu ki. Belki de o mezarlıkta çalışıyordu. Mezarları temizliyordu. Bir şeyler anlattı bana. Anlamadım tabii. Mezarı temizlemesini işaret ettim. Keşke biraz para verseydim. Ama o kadar üzgündüm ki ağlamaya başladım. Ve oradan koşarak kaçtım. Ardıma bile bakmadım. Bir zamanlar mezarlıklarda çalıştığını öğrendim. Sen olabilir misin o çocuk? Sanmam. Ama kim bilir? Belki de öyledir. Sonuçta En'in günlüklerini okuduktan sonra hayatımı kurtaranın sadece o olmadığını anladım. Beni o cehennemden çıkaranlardan biri de Oğuz Atay'mış meğer. Çünkü Oğuz Atay da En'in hayatını kurtarmış ve En olmasa ben mahvolmuştum. Halbuki bütün bunları öğrenene kadar Oğuz Atay'ın varlığından bile haberdar değildim. Oysa burada Edinburgh Üniversitesi'nde edebiyat profesörüyüm biliyor musun? Ne kadar utanç verici. Bu arada Türkçem için de özür dilerim. Hayatımda ilk kez Türkçe bir mektup yazıyorum. Hatta 29 yıl sonra Türkiye'ye ilk kez gelmiş olacağım. Sen bu mektubu okuduktan sonra. Günlükleri bitirir bitirmez Oğuz Atay'ın bütün yazdıklarını okumaya ve hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Sonra da karşıma sen çıktın. Seninle ilgili bütün haberler, fotoğrafların, mahkemede söylediklerin. İnanamadım. Hele bir de adını okuyunca. Şimdi mektubu başından beri yeniden okudum ve ne kadar kötü yazılmış olduğunu fark ettim. Her paragrafın sonunda bir her neyse var. Oysa her neyse değil. Oysa o her neyselerin devamında şu an yazamadığım binlerce hikaye var. Küçük bir kız gibi hissediyorum kendimi. Aslında belki de 11 yaşında bir kız yazıyor sana bütün bunları. Her neyse. Mektubun başında da belirttiğim gibi nereye varacağını bilmediğim bölüme geldik. Sona. Çünkü senden ne istediğimi bilmiyorum. Ama sanki sen ve ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Hala okuyorsan hala yanımdasındır. Ama eğer bütün bunların sadece birer tesadüf olduğunu düşünüyorsan hemen gidebilirsin. Hayatlarımıza devam eder ve her şeyi unuturuz. Hayır, yalan söyleyemeyeceğim. Ben hayatıma devam edemem ve hiçbir şeyi unutamam. Çünkü Oğuz Atay'ı da okudum, seni de tanıdım. Diyebilirsin ki bir insanı fotoğraflarından ve hakkındaki haberlerden ne kadar tanıyabilirsin? Haklısın, belki de çok az. O zaman şöyle demeliyim. Seni az tanıyorum. Az. Sen de fark ettin mi? Az dediğin küçücük bir kelime. Sadece A ve Z. Sadece iki harf. Ama aralarında koca bir alfabe var. O alfabeyle yazılmış on binlerce kelime ve yüz binlerce cümle var. Sana söylemek isteyip de yazamadığım sözler bile o iki harfin arasında. Biri başlangıç,
diğeri son. Ama sanki birbirleri için yaratılmışlar. Yan yana gelip de birlikte okunmak için. Aralarındaki her harfi teker teker aşıp birbirlerine kavuşmuş gibiler. Senin ve benim gibi. Bu yüzden belki de az çoktan fazladır. Belki de az hayat ve ölüm kadardır. Belki de seni az tanıyorum demek seni kendimden çok biliyorum demektir. Bilmesem de öğrenmek için her şeyi yaparım demektir. Belki de az her şey demektir. Ve belki de benim sana söyleyebileceğim tek şeydir. Seninle buluşmak için Oğuz Atay'ın mezarının başından daha uygun bir yer gelmedi aklıma. Çünkü okuduktan sonra arkana bakmadan gidersen ben de bu mektubu gömeceğim toprağına. Derda.